Nedim Şener, süper güçlü beyaz atıcı. Beyaz Saray. Deterjan 20. yüzyılın başında Almanya'da bulundu. 1930'larda Alman ve Amerikan firmaları tarafından geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünyaya yayıldı. Her türlü kiri, lekeyi çıkaran, renkliler için üretilen çeşitleri ortaya çıktı. Peki kan lekesini en iyi ne çıkarıyor? Onu da geçen hafta gördük. En iyi beyazlatıcı dünyanın süper gücü yani süper beyazlatıcı Beyaz Saray. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın elindeki kanı yayınladığı bir istihbarat raporuyla verdi. Cinayet onayı prensten. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na giren ve orada Veliaht Prens Bin Selman'ın gönderdiği 15 kişilik infaz ekibi tarafından vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan rapor herkesin bildiği bir gerçeği bir kez daha dile getirdi. Raporda Bin Selman şu cümlelerle suçlandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için İstanbul, Türkiye'de bir operasyonu onayladığı değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu değerlendirmeyi Veliaht Prens'in krallıktaki karar verme üzerindeki kontrolüne önemli bir danışmanın ve Muhammed Bin Selman'ın güvenlik ekibinin üyelerinin operasyona doğrudan katılımına ve Veliaht Prens'in yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren tedbirler kullanmayı desteklenmesine dayandırıyoruz. Bu raporun yayınlanmasından hemen sonra Beyaz Saray dünyanın gözünün içine baka baka vahşi katliam emrini veren Bin Selman'ı aklamaya girişti. İsimleri sildi. Önce 76 kişi hakkında vize yaptırımı kararını açıkladı ama isimlerin kimler olduğunu gizledi. Ardından 3 kişinin ismini listeden çıkardı. ABD Başkanı Biden, pazartesi günü açıklama yapacağını duyurunca, dünya Veliaht Prens hakkında da yaptırım kararının açıklanacağını bekledi. Ama öyle olmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Yen Psaki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulamamanın doğru karar olduğunu belirtti ve ilerleyen dönemde de yaptırım uygulanmayacağını da açık etti. Psaki yaptırım uygulamama gerekçesini de şöyle ifade etti. Suudi Arabistan'la istihbarat paylaşımları, füze saldırıları ve tehditlere karşı savunma gibi önemli ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz, küresel diplomasi gerektiğinde ülkelerden yaptıklarının hesabını sormayı olduğu kadar ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini de gerektiriyor. Beyaz Saray'a göre Amerika'nın çıkarları bir insanın vücudunun parçalanarak vahşice öldürülmesinden de adaletten de önemli. Tehdit ve şantaj, Asıl irkiltici olansa Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin şu sözleriydi. Elbette istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tarihsel olarak ABD diplomatik ilişkilerimizin olduğu ülkelerin hükümet liderlerini cezalandırmadı. Amerikan siyasetinin iki yüzlü halini göstermesi bakımından bu cümle çok önemli. Öncelikle Bin Selman hali hazırda Suudi Arabistan devletinin lideri değil öyle kabul edilse bile cinayetteki rolü sadece lider olmakla sınırlı değil. Veliaht prens infaz emrini bizzat veren bir kişi. Yani durum tam da Beyaz Saray sözcüsü Msaki'ye sorulduğu gibi bu durum suikastçıyı cezalandırıp çete liderini cezasız bırakmaya benziyor. Msaki'nin açıklamasındaki şu cümle ne anlama geliyor? Elbette istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. İşte size açık açık tehdit ve şantaj örneği. Yani Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış bedenini, Bin Selman'ın elindeki kanı Amerikan çıkarları için her an şantaj için kullanabileceğini gösteriyor. Kendisini istediği kadar demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü savaşçısı göstersin artık. Kaşıkçı'nın kanı Biden yönetiminin de eline bulaşmıştır. Başınıza Türkiye kadar taş düşsün. Amerika'dan yapılan açıklamalara dikkat edin. Kaşıkçı cinayetinin çözülmesinde en büyük rolü oynayan Türkiye ile ilgili nedense tek bir olumlu söz etmiyorlar. Türk Devleti'nin istihbaratının ve yargısının bu gazeteci cinayetinin aydınlatılması konusundaki mücadelesini ve şeffaf tutumu hakkında tek bir cümle kurmayan Amerika'da yine Türkiye'yi eleştirmek için elinden geleni yapmıyor. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce ABD Kongresi'nden 54 senatör ortak bir mektuba imza atarak Başkan Joe Biden'a Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Şimdi de ABD Temsilciler Meclisi 170 Kongre üyesi Türkiye'deki insan hakları ihlallerini sert bir dille eleştirerek ve bunlara karşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı harekete geçme çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK'ya silah ve para veren Amerika. FETÖ'yü kollayan koruyan Amerika vahşice katledilen gazeteci cinayetin baş failini aklayan Amerika tutmuş Türkiye'yi eleştiriyor. Hay başınıza Türkiye kadar taş düşsün.